Samsun'a kadar hiçbir yükümüz olmadan boş gittik. Yani Giresun Port Limanı'nın açılması bizim için yani üst seviye bir kazanım oldu. Scania artı Mercedes yani zor şartların arabası, bir de erişimi yani ulaşılabilirliği güzel. İkinci şoförün maliyeti tabii bunlar bizim için yani kendi maliyetimizi çok yükseldi. Her K belgesi olan esnaf oluyor. Yani esnaflıktan sonra işte ben de bu işi tabii ki yapabilirim diye gidiyor ama bizim gibi kooperatiflerin veya bağlı olmuş olduğumuz odaların daha çok işin içerisine girmesi lazım. Arkadaşlar, Kamyonum TV'den yine hepinize merhabalar. Nasıl geçiyor günleriniz bilmiyorum ama bizim günlerimiz böyle 2020'ye yaklaştıkça, belki siz bunu izlediğinizde, biz çünkü bazı programların anonslarını birlikte çekiyoruz. Belki 2020'ye girmiş olur muyuz, olmaz mıyız bilemiyorum bu programı şey yaptığımızda. Olur mu? 2020'ye sarkar mı Duygu? 2020'ye sarkabilir. Evet arkadaşlar, 2019 pek şey geçmedi. Pek hoş geçmedi. Ama Allah'tan çabuk geçti. Evet. Böyle bir geldi, bir geldi. Sağ kroşe, sol kroşe. Biz ama direniyoruz, acı yatmaz. Türk insanı. Yok, devrilmek yok. Nereden ne gelirse gelsin biz aynen dimdik ayakta devam ediyoruz. Devam edeceğiz. 2020'de de inşallah çok daha iyi bir şekilde gideceğiz. Bu kadar büyük, bu kadar güçlü, bu kadar kuvvetli olunca işte biraz düşmanları da fazla oluyor. Değil mi insanın? Böyle bir ülke, her yönden zengin bir ülke, çok önemli bir ülke olunca dışarıdan, içeriden uğraşan çok oluyor. Ne yapalım? Bize bir şey olmaz. Evelallah yolumuza devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, kooperatif, biz de yolumuza devam ediyoruz. Türkiye'nin her tarafını dolaşıyoruz. Bütün kooperatifleri geziyoruz. Gezmeye devam edeceğiz. 2020'de sahada daha çok bizi göreceksiniz. Sadece kooperatif değil, programlarımızı izleyenler biliyorlar. Belediyeler, efendime söyleyeyim, uluslararası lojistik firmaları, markalar, bayiler, bütün sektörde kim varsa faaliyet gösteren, biz onun yanındayız. Eğer siz de bizi misafir etmek istiyorsanız geliriz. Hayır demeyiz yani. Davetinizi bekliyoruz efendim. Bugün Giresun'dayız. 61 no'lu Giresun Taşıyıcılar Kooperatifi'ndeyiz. Sayın Başkanımız Ercan Bekdemir bakalım bize neler anlatmış. SS 61 no'lu Giresun Taşıyıcılar Kooperatifi 1993'te kurulmuş bir kooperatiftir. Daha önceden bizim sevgili abilerimiz burada başkanlık yaptılar. Biz de yani herkes kendi dönemini bitirdi. Sıra bize geldi. Biz de inşallah bundan sonrası için kooperatife kendimiz için elimizden geldiği kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tabii ki şu anda biz kooperatif olarak 63 kişiyiz ama araç olarak 100 aracın üzerinde bir kısa dorseciyiz hepimiz. Kısa dorse tabii ki Türkiye genelinde yani damper grubu olarak bilinir. Biz de yaklaşık 100 araçtan beraber Giresun'da ve Karadeniz bölgesinde hizmet vermekteyiz. Bizim burada yıllardan beri tabii ki yani sıkıntı çektik. Giresun'da bir limanın çalışmaması. Biz bir yıla kadar, yani yakın bir yıla kadar 200 kilometre boş gittik. Yani buradan Samsun'a kadar hiçbir yükümüz olmadan boş gittik. Yani Giresun Port Limanı'nın açılması bizim için yani üst seviye bir kazanım oldu. Tabii ki yani burada da dışarıdan yani bazı olumsuzluklar yaşadığımız anlar da oldu ama biz burada hep beraber arkadaşlarla işimizin başındayız. Elimizden geldiği kadar üst seviyede işimizi yapacağız. Şöyle yani Mercedes yani yedek parça olarak Türkiye genelindeki yaygınlık olarak mesela biz buradan doğuya devamlı kömür taşırız. Doğuda herhangi bir hiçbir arabanın bir şeysini bulamayız ama Mercedes'in, affedersiniz yani şöyle derler kamyon camiasında, yani köy bakkalında dahi mazot filtresi bulunur diye söylerler. Zor şartların arabası Karadeniz bölgesi. Biz buradan İç Anadolu'ya, Doğu Anadolu'ya çalışıyoruz. Scania artı Mercedes yani zor şartların arabası, bir de erişimi yani ulaşılabilirliği güzel. Yani diğer araçlarda denedik daha önceden. Yani bir anlamı alamadık. O yüzden Mercedes'le beraber Scania bu Karadeniz'de yani %70-80 üst seviyede arkadaşlarla beraber çalışırız.
Yani şimdi Türkiye olarak şartlarımız tabii ki bir Avrupa standartlarına göre değil. Niye değil? Yani bizim oranın 1000 lirası ile bizim buranın 1000 lirası maalesef beraber değil yani. Niye değil? Yani mesela bir nakliye parası, yani nasıl söyleyeyim ben size, yani işte buradan daha önceden biz çalışmalarımızda ilk işe başladığımız zamanda yakıt çarpı 3 diye gidiyorduk. Şu anda bırakın yarı yarıya, yani KDV zaten devletin hesaplayamıyoruz. Sistemsel olarak bayağı bir zorluk içerisindeyiz. Yani Türkiye'nin geçirmiş olduğu şu anda yani bayağı bir ekonomik sıkıntılar var. Bu ister istemez direkt bize yansıyor. Herkes bunu düzelttiği zaman da bütün kurumlar en son kamyon tır camiası düzeltir. Yani bu en son bize yansır. Yani bu konuda da tabii ki dijital tagograf iyi olabilir ama şu andaki ekonomik sıkıntılar, yani ülkenin içerisinden geçmiş olduğu durum. Şimdi bir şoför SGK'sı, maaşı, günlük yemek parası tabii ki 4,5 saatte bir 45 dakika, ikinci 4,5 saatte 12 saat. Artı pazar günleri bu araç hiç hareket etmeyecek yerinden. Bu da ister istemez ikinci şoförü. Yani bir araçta ikinci şoförü gerektiriyor. Ama şu andaki içerisinde bulunmuş olduğumuz ekonomik durum yani buna elverişli değil. Yani niye değil? Artan maliyetler. Yani şu andaki en ucuz lastik 2200 lira, 2000 TL. Mazot derseniz yani yine üst seviyede. Yani buna ayak uydurmamız zor. Nasıl? Zaten önümüzde bir sezonsal çalışıyoruz. Kısa dorsecilik komple sezon işidir. Yani Türkiye genelinde mısır, buğday, tahıl nerede çıkmışsa biz oraları kovalarız. Olmadığı zaman da bizim burada işte Giresun'da çalışırız. İşte kömürde veya limandaki herhangi gelecek ikinci, üçüncü şahısların yükünde. Yani o yüzden dijital takograf yani inşallah her hepimiz için iyi olur ama bir araç üzerinde tek şoförle beraber olacak değil. Bu aracın mesafe gitmesi lazım. O yüzden her araçta ikinci şoför gerekiyor. Ama bunu Türkiye olarak kaldıramayız. Burada yani bir ürünün maliyeti var. Alınışı, satılışı, nakliyesi de dahil. Yani burada bizim öyle bir şey isteme şansımız yok. Niye yok? Yani serbest piyasa bu. Yani bu seferdeki Türkiye genelinde benim buradaki çalışmış olduğum firma o da rekabet etmesi lazım. Rekabet etmesi için ben buradan nakliye fiyatını fazla istediğim zaman da veya işte çift şoförüm var dediğim zaman da illaki bu da maliyetin üzerine koymak zorunda. Yani bu da bir serbest piyasa, yani rekabet. Rekabet ortamı şart. Yani onu biz bir şekilde şoförün SGK'sı, yani ikinci şoförün maliyeti, tabii bunlar bizim için yani kendi maliyetimizi çok yükseltiyor ama biz bunu karşı tarafa yansıtamıyoruz. Çünkü yani herkes kendince haklı. Yani o malı insanlar satın aldı, bir tarafa sattı. Yani bunun bir maliyeti var. Buradaki kar payı zaten düşük. Bu yüzden nakliyesel de biz üzerine koyduğumuz zaman da zorlanacağız yani. Ama biz bunu bir şekilde yani kendi cebimizden, ikinci şoförlerin işte SGK'sını ödeyerek, maaşını ödeyerek bir şekilde aşıyoruz. Yani bu daha yeni olduğu için bunu sonuçta bizim sektörden birileri hani yapması zor. Yani burada adam sonuçta yolda. Zaten şimdi bir de faturaya geçiş sistemimiz falan da var. Yani sonuçta biz de tam bilmiyoruz. Faturayı adam şimdi yolda bir program indirip nasıl kesecek? Kesebilir mi? Yapabilir mi? Veya bu faturanın iptali. Yani bunlar çok değişik konular ama devlet kontrolünde olsa daha iyi olur. Nasıl ki bir psikoteknik, bir SRC, yani bunu devlet kendisi veriyorsa, yani bu kontrolleri de devlet yaparsa daha iyi olur. Çünkü biz işte ben bu yükü buradan yükledim, buraya gidiyorum anlamında. Ya ne bileyim yani onu da daha yeni bir sistem olduğu için tartışılabilir. Yani adam hiç alakası yok bizim işten beraber. Emekli olmuş, bizim piyasaya dahil olmuş. Yani sonuçta ticaret odasından veya STK'lardan yani bir mesleki yeterlilik veya bunun bir kursu olması lazım. Her önüne gelenin tabii ki bu şekilde işte adam biliyor mu bilmiyor mu, yani sonuçta yani nasıl ki bir her ehliyet alan bu şoförlüğü veya bu tırcılığı yapamayacaksa, ya tabii ki bunun devlet kontrolünde bence yani biraz daha sık olması lazım, sıklaştırılması lazım. Her K belgesi olan esnaf oluyor. Yani esnaflıktan sonra işte ben de bu işi tabii ki yapabilirim diye gidiyor ama bizim gibi kooperatiflerin veya bağlı olmuş olduğumuz odaların daha çok işin içerisine girmesi lazım. Esnaf odalarının da, ticaret odasının da mesleki yeterlilik konusunda üst seviye olması lazım. Çünkü her önüne gelen de bu işi yaparsa burada sıkıntı olur. Niye sıkıntı olur? Yani şimdi adam bir yükü buradan yükledi, işte malı yerine teslim etti mi, edemedi mi? Yani buradan doğacak sıkıntılar. Yani çok değişik konular. Bu konuları illa ki yani bunun biraz da yani devletin desteğiyle beraber, ticaret odasıyla beraber esnaf odalarının halletmesi lazım. Yani biraz daha çok yani sahiplenmesi lazım.
esnafız sonuçta. Tabii ki burada esnaflık yaparken kimse kar ettin veya zarar ettin mi diye soran yok. Sonuçta hepimiz Bağkur'umuzu veya bizim şoförlerin SGK'sını ödüyoruz. Ya işte serbest piyasa. Buradaki kazanıp kazanmamak, dışarıdaki piyasayla rekabet etmek zor. Çok zor. Biraz bu konuda biz sahipsiz kalmışız. Türkiye genelinde. Herkeste bir garanticilik olabiliyor. Yani maaş ay sonunda ben maaş kartıma da kim şu kadar para elime gelsin. Bizde öyle bir şey yok. Aracı dört dörtlük yürütmek zorundayız. Biz yine de yani bütün olumsuzluklara rağmen elimizden ne geliyorsa en iyisini üst seviye yapmaya uğraşıyoruz. Ha dışarıdaki rekabet ortamı işte belgelerinden tutun da yani ne bileyim işte SRC'sinden, psikotekniğinden, hepsinden yani artısı eksisi yani biz buyuz. Yani bu şekilde kar da etsek, zarar da etsek aşağı yukarı 30 yılımızı verdik. Bunu yapacağız. Tabii ki serbest piyasa, serbest piyasayla beraber rekabet etmesi zor. Yani biz şimdi biz bu fiyattan çekeceğiz veya bir böyle bir şey yok. Yani serbest piyasa olduğu için herkes istediği yere istediği işi yaptırabilir. Ama Türkiye genelinde kooperatiflerde bir birlik olursa iyi olur. Hani niye olur? Örnek veriyorum İzmir'deki, Bursa'daki, İstanbul'daki işte bir kooperatifin 100 tane aracının bana gelmesi, buraya bizim bu bölgeye yük getirmesi veya bizim buradan yük alması. Hani biz zaten buradaki dışarıdan da birçok kooperatifle çalışıyoruz. Mesela Uşak Kooperatifi'nin yani devamlı bizden yük alır giderler. Biz de onlara yük veririz. Çiftler Kooperatifi. Buradan çıkan bir araç düşünmez. Eskişehir'e gittim, Uşak'a gittim, ben ne yapacağım diyebilmez. Gider orada herhangi bir kooperatifte istediği gibi misafir olur. Yük sırasına kendini yazdırır. Yükünü alır. En iyi şekilde gelir. Yani bence çok güzel olur. Kooperatiflerin bu konuda barınması biraz zor. Çünkü burada 100 kişi bir araya gelmiş, herkesin bir aracı var yani bireysel hareket ediyor. Ama karşınızdaki lojistik firma 100 tane araç satın alabiliyor adam. Bakıyor iş olmazsa hemen anında satabiliyor. Alıp satabiliyor. Ha o değişik bir branş. Adam bakıyor şu anda benim 1 milyon ton ürünüm var. Ben bu ürünün sevki için 50 tane 100 tane araç alabilirim. Bakıyor tutuyorsa tutuyor, tutmuyorsa satabiliyor. Ama bizde öyle bir şey yok. Bizim işimiz bu. Bizim işimiz nasıl iş olsa da olmasa da bizim her zaman aracımız var. Yani her zaman da oldu. Bundan sonra da Allah izin verirse yine de olacak. Lojistik firmalar bizi bozuyor. Yani biraz fazla bozuyor. Çünkü yani adamların şartları bize göre daha farklı. Yani daha farklı. Yani aldıkları mazottan, ödedikleri vergiden bize göre daha üstünler yani. Ama tabii ki biz de var olma savaşı veriyoruz. Elimizden ne geliyorsa lojistik firmalardan değil de yani herkesle rekabet açıyoruz. Bu işi yapabilen yapar, güçlü olan kazanır. Biz de yıllardan beri yaptığımız için Allah'ın izniyle devam edip gideceğiz. Kime veya hangi firmaya nakliye yaparsak yapalım biz kendi aramızda bir sözleşme imzalarız. Biz oraya teminat mektubu veririz. Ne kadar bir araba yükün değeri? 100 bin lira, 50 bin lira. O kadar çalışmış olduğumuz bankadan teminatımızı veririz. O arabanın o sorumlulukta gideceği yere ulaşmadığı zaman da veya başına herhangi bir iş geldiği zaman da parayı biz öderiz. Yoksa kimse bize iş vermez. Yani en ucuz bir araba yük 35 bin lira, 40 bin lira. Yani bunlardan başlıyor. Tabii ki bu 100-150 bin liraya kadar gidiyor. Sonuçta biz teminatsız hiçbir iş yapmıyoruz. Bazı sigortalar oluyor ama şu son zamanda onlar da yani biraz yapmadılar. Çünkü hani yanlış anlaşılma veya yanlış yönlendirme diye yani ama biz teminat mektubunu veriyoruz veya alırız karşılığında sözleşmemizi imzalarız. Bu şekilde hareket ederiz. Yani nakliyeciler biraz zor yapar ama lojistik firmalar yapabilir. Çünkü lojistik firma deyip de gelip geçmeyen yani lojistik firma yani bayağı bir işte depolama alanında, gemi bazında yani bizim şu andaki tek rekabetçimiz lojistik firmalar. Yani onlarla beraber rekabet etmeye uğraşıyoruz. Ama tabii ki bu da zor. Ekonomik anlamda zor. Adam anında 200 tane arabayı alıp satabiliyor. Zaten ben kooperatifsel 100 aracım. Demek istediğimi anlıyorsunuz. Yani burada bir ekonomik adamların yaptırım gücü var. Bizim sıkıntılarımız yıllardan beri belli. Ekonomik şartlarla uğraşması bizim için çok zor. Niye zor? Bir akaryakıtın pompa fiyatı, SGK primi, Bağkur primi yani bizim bunlar için çok önemli. Yani biz bunları yani her şey bir tarafa hem vergimizi verip hem maaşları, SGK'ları yani aynı zamanda ödeyip yani bizim için yani bizim gibi esnaflar için zor. Biz fabrika çalıştırmıyoruz sonuçta. Yani hepimiz 1-2 arabayla beraber piyasaya ayak uydurmak zorundayız. Araçlarımız yan olmak zorunda. Yani bu konuda devlet ne yapabilir? Yani devlet
kooperatif konusunda destek çıkma amaçlı. Yani rekabet ortamında tabii ki bizden yana olursa bizim için daha iyi olur. Çünkü yani biz serbest piyasa ama yani bir lojistik firmayla beraber rekabet etmemiz için bu konuda devlet hani bize destek çıkması lazım. Ha o da nasıl olur? Yani serbest piyasanın olduğu yerde biraz zor olur. Ama tabii ki yani Türkiye genelindeki kooperatiflerin biraz da sizin yardımınızla beraber hani diyalog çok önemli. Hani biz buradaki Türkiye'nin herhangi bir yerindeki kooperatifi tanımıyoruz. Hani sanal ortamda gördük. Tabii ki onları da bizim tanımamız, onların da bizi tanıması açısından yani yani sizin de girişimlerinizle beraber yani olursa bu Kooperatifler Birliği Türkiye genelinde özellikle yük almada. Yani şimdi her önüne gelen istediği yerden yük alamazsa biraz olabilir. Aynen sizin dediğiniz gibi adam K belgesini almış, yetki belgesini almış, tutmuş işte kredi çekmiş, bir tane araba almış, istediği yerden yük alıp verebiliyor. Ama il bazında veya herhangi bir bölgede kooperatifler hep beraber birlikte olursa yani bunun önüne geçilebilir. Ama bu ne şekilde olur? Yani üzerinde çalışılması lazım. Biz her şeyi açığız şu anlamda. Bu sıradan yani gelişi güzel yani herkes önünde bir masası bir telefon olan nakliyecilik yapmaya uğraşıyor. Yani biz nakliyeci değiliz. Biz burada sadece kendi arabamızı çalıştıralım. Kooperatifin 100 tane arabasını gönderdikten sonra kaç tane misafir arabamız var? 200 tane, 300 tane. Hani şu andaki bizim iş potansiyelimiz zaten üst seviyede. Direkt misafir araçlarımızı gönderelim. Hani ama bir yere gittiğimiz zaman da aynısını da oradaki kooperatif yetkilisi arkadaşlar da bize kendi arabalarını göndersinler. Ondan sonra da misafir olarak bizi gönderirler. Yapmış olduğunuz bu iş bence iyi. Çünkü en azından kooperatiflerin Türkiye genelinde kaynaşması, birbirlerini tanıması açısından bence iyi. Evet arkadaşlar, Sayın Başkanımızı dinledik. Dediğim gibi, başta da söylediğim gibi biz dolaşmaya devam ediyoruz. Biz sizlerin yanınıza gelmeye devam ediyoruz, edeceğiz. Ama özellikle siz daha önce gelelim istiyorsanız lütfen bizimle bağlantı kurun. Abone değilseniz lütfen abone olun. Bildirim zilini açın ve yorum yapın. Ne olursa olsun, ne düşünüyorsanız bizimle paylaşın. Ki daha çok izlenelim. Daha çok mesajlarımızı ilgililere duyurabilelim. Çok teşekkür ediyoruz efendim bizi izlediğiniz için. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.